Evet arkadaşlar, ilçemizde özel bir firmanın alabalık paketleme işleme fabrikasının doğaya verdiği kirliliği gözler önüne sermek adına sizlere bu videoyu çekiyorum. kebanfıratajans.com olarak yıllarca biz bu büyük alabalık üreticilerinin dere yatağına verdiği, Fırat Nehri'ne verdiği, baraj gölüne verdiği zararları sizlerle paylaştık, anlattık. Ancak yetkililer sağır görmez, dilsiz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Olayın vehametini görüyorsunuz. Şu gördüğünüz balık pislikleri, balık atıkları. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu direkt kebanın hemen dibindeki büyük dere denilen çaya veriliyor. Buradan da bu çay suyuyla direkt Fırat Nehri'ne veriliyor. Ağır pis bir koku var, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tamamen balık yağları, balık pisliği. Buradan yetkililere bir kez daha bağıra bağıra söylüyoruz. Bir an önce bu katliama dur deyin. Dur demediğiniz takdirde çocuklarınızın, torunlarınızın geleceği tamamen risk altındadır. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar berbat bir su olduğunu, ne kadar bir kirlilik olduğunu görüyorsunuz. Bu dere yatağı boyunca bu kirlilik devam edip gidiyor. Buradan gazete olarak, kebanfıratajans.com olarak yetkililere bir daha sesleniyoruz. Bir an önce bu ilçemize milyonlarca zarar, liralık zarar veren bu fabrikaya ciddi yaptırımlar yapsın. Bu fabrika buradan kaldırılsın. Bu çok ciddi bir durum. Buradan bağıra bağıra söylüyorum. Bir an önce bu kirliliğe bir son verilsin. kebanfıratajans.com olarak her zaman ilçenin sorunlarına ciddi şekilde değindik. Ve her şeyi göze alarak sizlere doğruları anlattık. Sizlerle doğruları paylaştık ama maalesef bizim dışımızda ilçenin sorunlarıyla herhangi bir şekilde yetkililer ilgilenmiyorlar. Özellikle belediyeye buradan seslenmek istiyorum. Belediye, sizin göreviniz nedir? Siz bu kirliliğe ne zaman dur diyeceksiniz? Bu pisliğe ne zaman dur diyeceksiniz? Gerçi siz dur demezsiniz. Zaten siz de kirletiyorsunuz ya. İlçenin bütün kanalizasyonu da bu dere yatağına akıyor. Maalesef buradan Fırat Nehri'ne karışıyor. Ciddi bir kirlilik var. Bu suda ne canlı yaşayacak, ne bitki yaşayacak. Buradan bağıra bağıra uyarıyorum yetkilileri. Bununla bu vebalin altında kalırsınız. Kaldıramazsınız. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Pisliği görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamen balık pisliği, balık leşleri, kimyasal atıkları, aklınıza ne geliyorsa görüyorsunuz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Öte yandan Müslümanlıktan bahsediyoruz. Öte yandan temizlikten bahsediyoruz. Öte yandan temiz olarak cennete gideceğiz diyoruz. Böyle mi gideceğiz? Buyurun. Hadi bakalım, cennet sizin olsun, cehennem bizim olsun. Hadi bakalım. Siz cennete gidin, biz cehenneme gidelim. Bakın, cennet buysa, bu suysa, buyurun sizin olsun bu cennet. Evet. Bunu ben yapmıyorum ha. Bu kimyasalı ben getirip bu sulara salmıyorum. Şimdi yarın gene derler ki ya o pisliği kendisi götürmüş dökmüş oraya da, orada çekim yapmış da falan da filan da. Bunları söylüyorlar zaten. Söylesinler bakalım. Gerçekler acıdır. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Pisliğe, balık ölüleri, balık leşleri. Bu böylece devam edip gidiyor arkadaşlar. Bu dere yatağına buradan Fırat Nehri'ne karışıyor. Evet, görüyorsunuz. Sözün bittiği yer. Oysa ki bizim çocukluğumuz bu çayda geçmişti. Hemen hemen kebanın tüm gençleri, çocukları bu çayda yüzmeyi öğrenmiştir. Gerçi o dönemlerde beceriksiz yöneticiler tarafından bu çayımız, bu suyumuz özel bir firmaya peşkeş çekilerek burada bir baraj yapılmasına sebep oldular. Suyumuz kurutuldu adeta. Kalan suyumuz ise bu suda bırakılıyor. Fazla su baraj tarafından bırakılıyor. Buradaki görmüş olduğunuz kirlilik burada birikmesin, Fırat Nehri'ne ulaşsın diye.
fazla su buradan tahliye ediliyor. Yoksa bu su bu kadar akmaz. Akmıyordu zaten. Dediğim gibi beceriksiz. O dönemin beceriksiz yöneticileri tarafından bu suyumuz da peşkeş çekilmişti maalesef. Üzülerek onu da belirtmek zorundayım. Yapacak bir şey yok şu anda. Rant uğruna bütün doğamız katlediliyor. Üzgünüm.